Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çarpma işlemi öğretimi. Çarpma işlemini öğrenmek için öncelikle ritmik saymaları bilmeniz gerekir. İkinci sınıf için ikişer, üçer, dörder ve beşer ritmik saymaları mutlaka ezberlemelisiniz. Çarpma işlemi aslında sandığınız kadar zor değil. Eğer ritmik saymaları öğrenirseniz çarpma işleminin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bölme işlemi de aynı şekilde yine ritmik saymalardan geçiyor her şey. Ritmik saymaları ezberlemek çok önemli. Ritmik saymaları ezberlediğinizde çarpma ve bölme sizin için çok kolay olacak. Benim öğrencilerim hep der, bebek işi. Yani sizin için de öyle olacak, bebek işi olacak eğer ritmik saymaları güzel ezberlerseniz. Ezberleyemezseniz çarpma işlemine hiç geçmeyin. Önce ikişer, üçer, dörder, beşer ezberleyin mutlaka. Ezberledikten sonra çarpma işlemini öğrenmek için uğraşın. Çarpma işlemine geçelim. Evet, 5 çarpı 2 ne demek? Bunu söyleyelim önce. 5 tane 2 demek. Şimdi şurada yapalım. 5 tane 2'nin toplamı demek 5 çarpı 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2'nin toplamı demek 5 çarpı 2. Bunun için ikişer ritmik saymayı bilmeniz gerekir. Arka arkaya toplamak çok zor olacağı için ritmik sayarak bunu bulacağız. 5 parmağımızı kaldırıyoruz. İkişer ritmik sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 5 çarpı 2, 10 yapar. Yani 5 tane 2'nin toplamı kaç yaparmış? 10 yapar. Evet, örneklerimize devam edelim. 4 çarpı 3. Yani 4 tane 3'ün toplamı demek. Yapalım. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane 3 demek. 4 çarpı 3. 4 parmağımızı kaldıracağız bunun için. Birinci sayı kadar parmağımızı kaldırıyoruz. Üçer ritmik sayıyoruz. 3, 6, 9, 12. Yani 4 tane 3'ün toplamı da 12. 4 çarpı 3 de 12. Diğer örneğimize geçelim. Şimdi toplam olarak göstermeyeceğim. Sadece çarpmayı nasıl yapacağınızı göstereceğim ben. Birinci sayı kadar parmağımızı kaldırıyoruz. Alttaki sayıyla ritmik sayıyoruz. Altı parmağımızı kaldırıyoruz. Dörder ritmik sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yani 6 kere 4, 24. Dediğim gibi ritmik saymaları bilmezseniz bunu yapamazsınız. O yüzden ritmik saymaları çok iyi ezberlemeniz gerekli. Evet, şimdi 7 çarpı 3'ü yapalım. 7 parmağımızı kaldırıyoruz. Yukarıdaki kadar parmağımızı kaldırıyoruz. 3'er ritmik sayıyoruz. 7 parmağımızı kaldırdık. 3'er ritmik sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 çarpı 3, yani 7 tane 3 kaç yaparmış? 21. Bu kadar basit çarpma işlemi. Evet, devam edelim. 8 kere 5. Yani 8 tane 5 kaç yapar bulalım. 8 parmağımızı kaldırıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. Birinci sayı kadar parmağımızı kaldırıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. 8 parmağımı kaldırdım. 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 çarpı 5, 40. Diğerine geçelim. Bu da yan yana çarpma işlemi. Aynı şekilde yapacağız. 6 çarpı 2, yani 6 tane 2 kaç eder bunu bulacağız. Yine birinci sayı kadar parmağımızı kaldırıyoruz. İkişer ritmik sayıyoruz. 6 parmağımızı kaldırdık. İkişer ritmik sayıyoruz. 2, 4,
6, 8, 10, 12. 6 kere 2, 12. Diğerine geçelim. 10 çarpı 3. 10 tane 3 kaç yapar? Bunu bulacağız. 10 parmağımızı kaldırıyoruz. 3'er 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet, 10 çarpı 3, 30 yapar. Bunun tersi işlem de aynı şekilde. 3 çarpı 10'u yapalım. Aynı sonuç çıkar. Sayıların yeri değişse de sonucumuz aynı çıkar. Bu onar sayma daha kolay olduğu için 3 parmağınızı kaldırıp onar onar da sayabilirsiniz. Aynı işlemi tekrar öyle yapalım. 3 parmağımızı kaldırıyoruz. Onar onar sayıyoruz. 10, 20, 30. Gördüğünüz gibi sayıların yeri değişse de sonucumuz aynı kaldı. Evet, 5 çarpı 4'ü yapalım. Birinci sayı kadar parmağımızı kaldıralım. 4'er ritmik sayalım. 5 parmağımızı kaldırdık. 4, 8, 12, 16, 20. 5 çarpı 4, 20. Yine sayıların yerini değiştirelim. Bakalım sonuç değişecek mi? 4 çarpı 5. Şimdi 4 parmağımızı kaldıralım. 5'er 5'er sayalım. 4 parmağımızı kaldırdık. 5, 10, 15, 20. Gördüğünüz gibi sayıların yeri değişse de sonucumuz değişmedi. Evet, 8 çarpı 3'ü yapalım. 8 parmağımızı kaldıralım. 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 kere 3, 24. Burada 3 çarpı 8 yapmayacağım. Çünkü 2. sınıfta 8'er ritmik saymayı öğrenmenize gerek yok. Evet, 1 ile çarparsak sayı ne olur? Ona bakalım. 6 parmağımızı kaldırıyoruz. Birer birer sayıyoruz. Kaldırdık 6 parmağımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 1, 6. Çarpı 1'i yapalım. 4 parmağımızı kaldırdık. Birer birer sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1, 4. Ya da 1 tane 4, 4. 1 tane 4 kaç yapar? 4 yapar. Evet, 0 ile çarptığımızda ne olur? Evet, 5 parmağımızı kaldırıyoruz. 0, 0 sayıyoruz. Sayalım bakalım. 0, 0, 0, 0, 0. Yani sonuç 0. Hangi sayıyı 0 ile çarparsak çarpalım, sonucumuz 0 olacaktır. 3 kere 0'ı da bulalım. 3 tane parmağımızı kaldırdı. 0, 0, 0. Dediğim gibi hangi sayıyı 0 ile çarparsak çarpalım, sonucumuz 0 olacaktır. 0 ile 3'ü çarpalım. 0 çarpı 3. 0 parmağımızı kaldırdık. Yani parmağımızı kaldırmadık. 3'er 3'er sayacak parmağımız olmadığı için sonuç ne yapar? Yine 0 yapar. Bir çarpma işleminde 0 varsa sonuç daima 0'dır. Evet, birkaç tane örnek yapalım. Bunları da çözelim. 4 parmağımızı kaldırıyoruz. 2'şer 2'şer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8. 6 parmağımızı kaldırıyoruz. 3'er 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ritmik saymaları çok 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 iyi öğrenmeniz lazım. Çok hızlı saymanız lazım ki çarpmayı kolay yapın.
Önce ritmik saymaları öğrenin. Zaten çarpım tablosunu sonra ezberleyeceksiniz. Ezberlediğinizde sizin için çarpım tablosunu yapmak daha kolay olacak. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hediye çekilişlerimiz var. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmanız gerekli. Hoşça kalın.